an itibariyle Azerbaycan Kırmızı Köprü, onların diliyle Kızıl Köprü çıkış kapısı. Nihayet buraya kadar da gelebildik. Nihayet diyoruz çünkü birçok defa anlattığımız gibi 10 gün Azerbaycan'a giriş kodu alamadığımız için Kazakistan Aktau şehrinde, limanın olduğu şehirde 10 gün mahsur kaldık. Gerçekten açık hava hapishanesi gibi özgürlüğümüz tam anlamıyla kısıtlanmıştı ve Azerbaycan tarafına geçemiyorduk. Türkmenistan'da aynı şekilde kapalıydı. Rusya vizesi de almak imkanı yoktu çünkü 2 haftaya yakın sürüyordu. Ve tabii ki Rusya konsolosu da yakın bir zamanda yoktu, değildi. Yani kısacası 10 gün sonra Allah'a bin şükür motorlarımızı gemiye bindirip gönderdik. Bu da aslında kulübümüzün tarihinde ilk gerçekleştirdiğimiz bir olay. Yani motorlarımızı bir turda bırakıp gemiye bindirip bizim uçakla geçiş yapmamız. Bunu hiçbir zaman hiç kimsenin yaptığına inanmıyorum. Bu gerçekten ilk oldu. Motoru gemilere verdik. Nasıl yaptık, ne oldu bilmiyoruz ama vermek zorunda kaldık ve şimdi Azerbaycan çıkış kapısındayız. Ve an itibariyle küçük bir pasaport kontrolü sonrasında yine Azerbaycan çıkışına doğru gidiyoruz. Allah'ın izniyle bakalım bizi neler bekliyor. Oh, pasaport kontrolü. Haydi bismillah. Barış abi çok rahat geçmişti bu gümrükten. Ama bakalım Allah büyükte bizi nasıl bir şekilde muamele yapacaklar. Ve ne mutlu ki hiçbir insanın ya da varlığın girip çıkamayacağı bir ülke olan Azerbaycan, bu aralar bu şekilde bir politika yürüten Azerbaycan'dan çıkmayı da başardık. Aynı kapıdan girmeyi başardığımız gibi, ne diyelim? Öncesinden de anlattığımız gibi bayağı bir zorluk yaşamıştık. Ve Gürcistan sınır kapısını da bu an itibariyle geçmiş bulunmaktayız. Çok yorucu zamanların arkasında çok şükür ki ne Azerbaycan ne Gürcistan bizi zorlamadı. Gerçekten kesinlikle hiçbir engel tanımadan 10 dakika Azerbaycan sürmedi, 10 dakika Gürcistan sürmedi. O kadar rahat geçtik ki bundan önceki 10 günümüzü hiç hesaba bile katmıyoruz. Çok ağır şeyler yaşadık. Bu kadar beklemek, bu kadar telefon trafiği, bütün bürokrasiyi, bütün politikayı, bütün siyaseti neredeyse ayağa kaldırdık. Hem Türkiye hem Azerbaycan olarak gerçekten çok zor zamanlar yaşadık diyebiliriz. Tek tesellimiz sağlığımız, motorlarımızda gerçekleşmeyen arızalar ve kazalar, tek tesellimiz bunlardı. Yani bugünlerimize de şükür gerçekten. Gürcistan sınırından geçtik. Allah izin verirse birazdan Tiflis tarafına ve Tiflis'ten de sınıra doğru geçiş yapacağız. Ve Gürcistan çıkış gümrüğüne sınır az kala sizlere Gürcistan'ın bu Türk gözünden önce yaklaşık 80-90 kilometre uzunluğunda koskoca harika bir nehrin kıyısında yer alan çok güzel asfaltı ve doğasıyla dağların tepelerin arasında bu bölgeyi göstermek istedim. Yani Gürcistan'a eğer giriş yapacaksanız, eğer bizim yaptığımız şekilde bir niyetiniz varsa Asya'ya doğru ve Gürcistan'dan geçecekseniz, ki Azerbaycan'ın bu haliyle geçmenizi tavsiye etmesek de bu yasakların uzun süre kalacağını da tahmin etmiyoruz tabii ki, ama ve lakin işte belli olmaz. Yine de Gürcistan'dan girecekseniz kesinlikle Aktaş'tan, Batum'dan değil
Türk gözü sınır kapısından girmenizi, motorcu olarak girmenizi tavsiye ederiz. Çünkü sağlı sollu muhteşem dağlar var. Yüksek dağlar arasında çok güzel nehir akıyor 80-90 kilometre ve bunu da geçtiğim çok turistik bir bölge. Hiç beklemedim açıkçası bu kadar güzel olacağını. Sağlı sollu yeme, içme, konaklama, kamping, birçok etkinliğe de sahip. Yani su sporları bahabında az önce rafting gördüm ve tabii ki bu nehirin akıntısı da çok uygun rafting'e. Ondan ziyade ve an itibariyle Türk gözü sınır kapısı. Evet Ömer abi, onu cebimde vereceğim şimdi çıkarken. Türk gözü sınır kapısı yeni inşa ediliyor. Küçük bir gümrükten büyük, gördüğümüz kadarıyla büyük bir gümrüğe çevrilmek üzere inşa ediliyor. İşlemlerimiz çok uzun sürmedi. Gürcistan da aynı şekilde çok rahat iş verdi. Kesinlikle hiçbir arama tarama olmadı. Allah'a bir şükür. Arama tarama deyince Ömer abi seninkini imzaladılar mı? Ha, imzalamışlar. Şimdi Allah'ın izniyle dışarı doğru çıkacağız. Allah'ında bizim çocuklar bekliyor bizi. Ali Rıza ve Muhammed. Yolculuğumuz da güzel geçti. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Dediğimiz gibi sadece Azerbaycan'dan biraz problematik bir vaka yaşadık. 10 günlük bir bekleme süresince. Başka gördüğünüz gibi sınır kapıları çok dağınık durumda. Buradan da nasıl geçeceğiz bakalım. Ardahan, güzel Ardahan, Posof, Kars çok güzel. Biz çok beğendik buraları ki dışarılarda, yani dışarı ülkelerde o kadar çok güzel yerler görüyoruz ama yani onlarla kıyasla gerçekten çok güzel yerler. Geldik İstanbul'a. Dünyanın en büyük mega şehirlerinden bir tanesi. Trafiğiyle, insan yoğunluğuyla tam bir ülke. Aslında ülkenin üçünde bir ülke. İki gün önce Ardahan'dan girdiğimiz Türkiye sınır kapısına birçoğunuzun da bildiği gibi çok geç kaldık evlerimize. O yüzden sürekli bir sürüş halindeyiz. Dün Erzincan'da misafir edildik. Motocan 24 tarafından. Bugün yola düştük. Tekrar sabah saatleri 7'de ve İstanbul'a geldik. Bolu üzerinden İstanbul'un mega şehrin mega trafiğine tekrar girdik. Artık buraya girdiğimizde yapacağımız tek şey bu trafik gibi canavar kesilmek. Bir bisikletli var kenarda, motorcular da sol tarafta. Burada her şeyi görebilirsiniz İstanbul'da. Ama yollar ve şehir çok temiz, güzel İstanbul ama tabii ki herkesin de bileceği, anlayacağı gibi yaşamak için değil. 3-5 gün tatil için güzel bir şehir. Biz şahsen öyle düşünüyoruz.
Kahraman, altı motorcu. Biz de sona doğru yaklaşıyoruz. Barış abimizin kız kardeşindeyiz. Bir çay molası verdik. Seçil ablamız bizim en fanatik izleyicilerimizden bir tanesi. Kesinlikle. Az önce çay içerken bizim yaşadıklarımızı inanın detayına kadar bizden iyi biliyor. Sağ olsun, var olsun. İnşallah evet. Asya seminerinde büyük renk katacak neşeli kişiliğiyle Seçil ablamız. İnşallah. İnşallah. Biz birazdan yola devam edeceğiz. Şöyle yolla devam edeceğiz. Biz Türkiye'ye girdiğimizde zaten çok muhteşem bir kapanış videosu çekmiştik aslında. Ama orada oradan itibaren kardeşlerimizi, abilerimizi evlerine bıraka Stuttgart'a kadar geldik. Birazdan Ömer abiyi de bırakacağım. En son nokta benim. Ardahan'da Yücel abiyi bıraktık ailesiyle. Sivas'ta Ali Rıza'yı bıraktık arkadaşlarıyla, dostlarıyla. Oradan çıktık. Muhammed'le beraber 4 kişi İstanbul'a geldik. Muhammed'i ailesiyle İstanbul'da bıraktık. Üçümüz de yaklaşık 2,5-3 gündür yollardayız. Ömer abiyle, Barış abiyle. Çok güzel bir yolculuk geçti aslında. Çünkü birincisi dönüşler çok serbestti, boştu. İkincisi dikkatimizi çeken şey artık incik boncuk araştırmalar da yoktu. Yani gümrüklerde o kadar rahat geçtik ki bizi bu 2,5-3 gündür Türkiye sınırından sonra, Kapıkule'den sonra rahatsız eden tek şey batıya doğru gittiğimiz için güneşin gözümüzün içine vurmasıydı. Yani güneş o kadar çok bizi mahvettik artık, gözlerimiz kumuştu böyle, yumuştu böyle, şey oldu, bakamıyoruz artık yani, öyle bir durumdayız. Ama Allah'a bin şükür geldik. Birazdan Ömer abi, bir saat sonra onu bırakacağız evinin yakınlarına. Nasıl? Barış abi burada, aynen, Barış abi burada kalıyor. Yani altı kahramanı böyle tek tek bıraka bıraka geldik. Benim yaklaşık 5 saatim var, 600 kilometre evime. İnşallah kazasız belasız ben de gideceğim. Barış abi burada kalıyor, Ömer abi birazdan. Yolculuğumuzu yani dediğim gibi full güneş, çok rahat geldik. Boşta otobanlar, neredeyse bir yerde hiçbir yerde sıkıntı yaşamadık. 2 aylık bir süreç bitti. Artık Ömer abiye sözü verelim, sonra Barış abiye verelim. Yavaş yavaş evlerimize gideceğiz Allah'ın izniyle. Merhaba arkadaşlar, hayırlısıyla işte 9 haftayı bitirdik güzel. 9 hafta. Sıcaktan kaçtık, sıcağa yakalandık yani maalesef. Yağmur herhalde hiç, bir çöl yağmuruna başka bir kere yağmur yaşadık. Bana sürekli bereketlisin diyenlere lafım yani. Evet. Bir kere yağmur yaşadık. Bakın 20 bin kilometredir bir rüzgarlı kere yağmur. Rüzgarlı yağmur ama, bayağı bir rüzgar da var. Yani yan yandan rüzgarlı. Tornado şimdi gibi bir şeydi. Aynen. İşte çok şükür kazasız, belasız, eksilsiz yani geldik. Buna şükrediyoruz. Bizim için hayatta yapılacak bir olaydı. Bunu da başardık. Dediğim gibi kazasız belasız. Mutluyum. İnşallah. Ne diyeyim yani, tekrar olmayacak öyle tahmin ederim. ama yok ama şöyle mutluyum. Bazı kişilere belki bir yol açmış olduk, bir özellik yapmış olduk. İyisiyle kötüsüyle inşallah gidecek olanlara da bir yol. Tabii zaten Asya seminerinde evet. A'dan Z'ye bütün detayları yani aynen. Tek Asya için değil. Uzun yolda neye ihtiyacınız olabilir? Neler lazımdır? Nelerin tedbirini almanız gerekiyor? Bunlar hepsi anansı. Başında ne? Keşkeleriniz, belkileriniz. Evet, sonra mutlu olarak geldik. Çünkü özledik artık. Yani çoluğu, çocuğu, ailemizi gerçekten bayağı özledik. Uzun bir süreydi. Onun kavuşmanın sevincindeyiz. İnşallah, ne diyeyim, seminerde görüşmek üzere diyeyim. Hepiniz hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet, şimdi sıra bana geldi galiba. Dur ben çalayım abi bu sefer. Bu sefer de sen çalmayı ben anlatayım. İstersen bozma. arkadaşlar. Gitarı versen. Aa evet, gitarcısın sen, gitar da var. Arkadaşlar gerçekten uzunca süren bir serüvenimiz vardı, 9 hafta kadar. Acısıyla, tatlısıyla, gülmesiyle, ağlamasıyla gerçekten buraya kadar getirdik bu olayı. Düştük, kalktık, terledik, yorulduk, bayağı bir eziyet de çektik zaman zaman ama çok tatlı bir eziyetti bu. Bana göre ileride çocuklarımıza, hatta varsa torunlarımıza bile anlatabileceğimiz çok güzel anılar biriktirdik. Bunları anlatarak belki birkaç kişinin daha hayatına dokunabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle eğer aklınızda varsa böyle bir tura çıkmak falan, hiçbir zaman geri adım atmayın. Mutlaka hayallerinizin peşinde koşun derim ben.
Biz Altıkapı'dan çıktık yola. Değişik karakterlerde, değişik kişiliklerde. Zamanla aile durumuna geçtik. Yani her birimiz neredeyse hepimizin tek tek özelliklerini artık ağırlığa tanımaya başladık. Kim kahveyi sütlü mü içer, şekerli mi içer, kim sabah kalkınca nasıldır, nelerden hoşlanır, nelerden hoşlanmaz. Aileden öteye diyorsun. Aileden öteye neredeyse. Çünkü sabah kalkıyorsun aynı yüz. Öğlen akşam hep aynı yüz. O yüzden hiçbir şekilde pişmanlık duymadım. Çok çok büyük kazanımlarla geri geldim. Büyük dostluklar edindim. Hem bu grup dahilinde hem de gittiğimiz, gördüğümüz ülkeler dahilinde. Bizi çok kucakladılar. Çok da fazla detaya girmek istemiyorum. Seminere bekliyoruz hepinizi. Sorularınızı biriktirin. Çok muhteşem bir seminer sizi bekliyor olacak. Videolarıyla, resimleriyle, daha görmediğiniz birçok video ve resimler var. Bunları hazırlayacağız hep birlikte inşallah. Ben de Bülent'e yardım edeceğim. Hepinizi orada bekliyoruz. Biz mutlu bir aileyiz. Ve dediğim gibi T-Bike'ı izlemeye devam edin. Sizleri çok seviyoruz. Turun lafı. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Bütün sevenlere, bütün sayanlara, bütün bizi destekleyenlere çok teşekkürler gerçekten. Aynen. Sizler de harikaydınız. Az önce Ömer abiyle konuştum. Ulum'dan Ömer Güler. Bizim Kazakistan'dan kurtulmamız için gerçekten Kur'an okumuş. Hatim Hatim için çok şaşırdık. Yani. Allah herkesten razı olsun. Ömer abi gibi bizim için dua eden herkesten. Aynen. Artık son etap inşallah herkes size sağ salim evine varır. Sizlerin dualarıyla falan biz buralara kadar geldik. Yani herkese binlerce kez teşekkür ediyoruz. Aynen. Sevgiler. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Thank you.